Evet arkadaşlar merhaba. 23 Aralık 2021 Perşembe günü İzmir'deyiz arkadaşlar. Tekrar yarışlara, Türkiye'deki yarışlara devam ediyoruz. Evet, güzel bir seri yakaladık. Tabii ki Adana'yla yani Salı gününü Adana programındaki başarı gayet güzeldi. Birçok arkadaşımız istifade etmiş. Az verdi altılı yalnız arkadaşlar. Ama yine de bahis oynayanlar, ikili oynayanlar sonuçta idare ediyoruz. Ama büyük lazım, biraz büyütmemiz de yani ikramiye, büyük ikramiye yakalamamız lazım arkadaşlar. Ama onu şöyle söyleyeyim, bizim değil yani bizim teklerimizle sizlerin yakalaması lazım. Yani sizlerin kendi atlarıyla beraber orada biraz böyle ters atları da koymakta yarar var arkadaşlar. Neyse artık uzatmadan bugün geçelim. İyi şeyler oluyor, iyi şeyler olmaya da devam edecek. Çünkü bizim sistemimiz arkadaşlar değişmez. O konuda çok rahat olun. Bizim sistemimiz asla değişmez yani. 1,5 yıldır zaten bizi tanıyanlar bilirler. Biz en kötü günümüzde bile sistemimizi değiştirmedik. Devam edeceğiz. Edebildiğimiz kadar. Evet, şimdi arkadaşlar İzmir'de ne oluyor? Hemen İzmir'le ilgili programa geçelim burada. İzmir'de 7 koşulu bir program var. Saat 15'te başlıyor. Yani gündüz öğleden sonra programı bu. Birinci koşuyla beraber burada 7'li plaza başlıyor. Evet, burada şimdi ilk bu koşuda şimdi 4 numaralı Golden Corinth ekürisi Lemon Flower'la beraber çok şanslı. Yani ilk ikiye girecektir muhtemelen. Hele şu Golden Corinth'in yani üçüncülük, ben bu grupta üçüncülüğünü düşünemiyorum bile. 4 numaralı Golden Corinth, arkasından da 2 numaralı Siyah Göz Yalnız, dikkat edin bu atlıyı koşacak bugün. Tabii Çerkez Bey var, Sinan Özen epeydir atlı binmiyor, o da bastıracak, iyi at o. Ama dediğim gibi 4 numaralı Golden Corinth burada yani 7'li plase için düşünüyorsanız eğer bir şekilde ekürler, banko yani. Ama bahis oynayacak olan arkadaşlar bu Siyah Gözü Çerkez Bey ile beraber değerlendirebilirler tabii. Evet, yani Golden Corinth'i başa alın mutlaka. Sıralı oynayacak olanlar, sıralı ikili yapacak olanlar Golden Corinth'i 4 numarayı yani başa alın. Evet, şimdi arkadaşlar ikinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor. Maiden, dişiler 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi burada güne yine burada yani kısıtlı biraz gideceğiz bu sefer, yani az öz gideceğiz. Size çok bırakacağız. Biraz da senaryolardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada böyle çok basit bir program gözüküyor. Ama yakabilir yani. Can yakabilecek bir program bu. Şimdi burada bir numaralı Zima Blue, Görkem Özçelik'le banko arkadaşlar. Bizim tek, yani tekle başlıyoruz. Bu sürdürek banko. Rakibi 10 numaralı Miss Demet. Özcan Yıldırım'la. Şimdi burada bu iki safka yani Zima Blue bizim bankomuz. Güne tekle başlıyoruz bir kere, onu söyleyeyim size. Ama tabii güne tekle başlamak istemeyenler, ki yani bu doğal olarak insan çok çekiniyor arkadaşlar. Gerçekten ilk ayakları yıkıyorlar. Evet, burada bu 10 numara arkasından rakibi. Kolay kolay bu ikisi düşeceğini düşünmüyoruz ama bu sefer 6'da az verecek demektir. Ama burada yıkmak istiyorsanız eğer burada, ona göre sizler de kendi beğendiğiniz atları buraya yerleştirmenize yarar var arkadaşlar. Artık burada siz bakacaksınız. Bir şekilde kendi atlarınızı da koymaya çalışın. Bizim burada söyleyeceğimiz tek bir şey var. 1 numara Zima Blue Banko, rakibi de 10 numaralı Miss Demet. Üçüncü koşuya geldiğimiz zaman handikap 17, 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. 8 tane safkan var burada. Bu koşuda 4 tane ata yer veriyoruz. Yani düşünün işte 8 tane atın 4'üne yer veriyoruz. Burada 5 numaralı Ünal amca, Muhammed Mirvilgin'le ilk atımız. 6 numaralı Plevneli, Kaan Can Gökçe ile. 3 numaralı Goben, Mertcan Akın'la. İşte Mertcan Akın şimdi verdik o gün tek. Getiremedi. Bugün burada getirebilir bu Goben'i. Söyleyeyim size, çok iyi bir safkan bu. 1 numaralı Tahir Baba, Özcan Yıldırım'la. Burada 5, 6, 3, 1 diyoruz. Yani dediğim gibi yani burada Biçeroğlu ve Vanlı Maho var. Hani dileyenler onu da ekleyebilir de yeğenim Toprak da var, ona bakarsın. Biz yazmadık onları. 5, 6, 3, 1 diyoruz buraya.
Evet, dördüncü koşuşuyla beraber üçüncü ayaktayız. Altılık Aya'nın üçüncü ayağındayız. Arkadaşlar burada da 6 numaralı koca Muğla'lı Halil Ünlü Banko. İkinci bankomuz burada. 6 numaralı koca Muğla'lı Halil Ünlü arkadaşlar. Yani apranti ama herkes apranti burada. Hepsi apranti. Burada size tavsiyem, eğer yani şimdi biz burada iyi bir jokeye de biniyoruz yani bu sefer. Devamlı birçok kere uyardığımız 4 numaralı manısın anısı var arkadaşlar. Yani burada eğer koca Muğla'lıyı tek atmazsanız buraya da sürprize hazır olun. 4 numaralı manasın anası, 1 numaralı milyoner, 8 numaralı kuşi yani eküller ve 9 numaralı mahperver kız. Mahperver kız arkadaşlar. Yani yazılmalı. Ama burada normalde biz 6 koca Muğla'lıyı banko atıyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi düşürdüğünüz takdirde 1-4 öncelikli 4-1-8-9 yazmanız gerekiyor. Yani açıkça söylemek gerekirse koca Muğla'lıdan yani bunu grubun çok üstünde bir tek Halil Gün'ün yapacağı bir hata yüzünden gelmeyebilir. O da bilemiyoruz yani. Eğer şunu düşünün, sürprize mi gitmek istiyorsunuz? Normal oynayıp misliğe mi veya normal altılı işte 20 liraya işte 200 lira 300 lira kazanmak istiyorum. Ona mı gitmek istiyorsunuz? Ona göre değerlendirmenizi siz yapın arkadaşlar. Evet, 5. koşu kısa vadeli 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pisti çıkacaklar. Şimdi burada normal şartlar altında 3 numara Robinson'un zamanı geldi. Bizim alternatif bankomuz bu 3 numara. Normal şartlar altında bunun zamanı geldi Robinson'un arkadaşlar. Ama burada 1 numaralı değirmen değeri beyi bunu geçecek olan tek safkan. Biz burayı 3-1 geçmeyi düşünüyoruz. 3-1 geçmeyi düşünüyoruz ama tekrar ediyorum. Hani mesela switch burada değişim yapabilirsiniz bununla, bu ayakla. Mesela ne olur burada işte 3'ü tek atıp burada çok at yazabilirsiniz gibi düşünenler öyle de yapabilir. 1 ve 3. Arkadaşlar strateji hani olarak sadece tavsiye ediyoruz. Evet, 6. koşu 17.30'da Maiden 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar İzmir'de. Toprağım İzmir memleketim arkadaşlar. İnşallah iyidir orada her şey. Şimdi burada son iki ayak biraz at yazacağız. Ama ikiye böleceğiz yani ikiye bölerek yazıyoruz burada. 1 numaralı Deep Light Mertcan Çelik'le ve 3 numaralı Jamie Justin Mustafa Çiçek'le. Normal şartlarda küçük kuponlarda 1 ve 3 yeterli arkadaşlar. Ama genişlettiğiniz takdirde 9 numaralı Nurhan Hanım Barış Kurdu'yla, bakın Barış Kurdu pusuya atmış durumda. Bakın bu İzmir'in jokeyi. Bu ben hep söylüyorum. Şimdi biz tahmin ekibi olarak arkadaşlar yani şu ana kadarki birikimlerimizi paylaşıyoruz sizinle. Gördüğümüz şey de şu. Bu Barış Kurdu kuruyor kendini orada. Ve İzmir'i bekliyor. Bu yarışlarda da kesin getireceği dediği zamanlarda getirmiyor ama böyle unutturduğu zaman bir at kendini unutturmuş üzerine Barış Kurdu'ya getiriyor. Şimdi burada bu Nuran Hanım'ı mutlaka yazalım. 8 numara Mary Lex yazalım Akın Sözen'le. 7 numara Menas Atakan Cem Dağdeviren yazalım. 6 numaralı Lady Elmendorf Kancan Gökçeli onu da yazalım. Yani 1-3 önceliğimiz, arkasından 9, 8, 7, 6 diyoruz. Evet, son koşudayız. 7. koşudayız. Günün en zor koşusu. Handikap 14. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre. Saat 6'da bitiriyoruz artık. Birçok kişinin tutacağına eminim ben bugün arkadaşlar. Çok net eminim yani onu söyleyeyim. Bizim videolarımızı dinleyip kendi stratejisini yapan bir kişinin yani bir gün tutmaz, iki gün tutmaz, üçüncü gün tutmaz, dördüncü gün tutar arkadaşlar. Bu net. Yani birçok kişinin tutturduğunu biliyoruz biz çünkü şu zamana kadar. Şimdi burada ikiye böldük burayı gene. Bu 14 atın ikiye böldük. Nasıl ikiye böldük? 7 at veriyoruz ama 3 at veriyoruz önünden. İlk atımız 3 numaralı Demented Mertcan Çelik'le. Arkadaşlar çok iyi bir safkan. Mertcan Çelik de binmiş. Yani bu at gelirse hiç şaşırmayın. Normaldir. Dikkat ederseniz ilk verdiğimiz atlar da geliyor. Onu söyleyeyim size. 8 numaralı King Victory Mustafa Çiçek'le ve 2 numaralı King Arel arkadaşlar. Bu Kingler önemli bugün.
Kingler önemli. Bu Kinglerden bir tanesi de gelebilir bugün. King'le başlayanlar. 7 de var, merak etmeyin. Evet, burası şimdi 3-8-2. Bunun ötesine geçtiğimiz zaman 13 numaralı Rio. Durkan Palavur'la. Tamam, non-stop, isterse 0 AGF olsun arkadaşlar. Bu at bir gün gelecek. O kedi buraya gelecek. 6 numaralı Time Gökhan Gökçe ile, 7 numaralı King Jim K arkadaşlar Mertcan Akın'la ve 4 numaralı Rocky Boy Çok'la, Çetin Ok'la. Evet arkadaşlar, burası 3-8-2 önden verdik küçük kuponlarda. 13-6-7 de 4 diyoruz. 7 ve 4 diyoruz buraya. Böylelikle 7 tane atı tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, strateji bu. Yani düşüncemiz bu İzmir'le ilgili. Arkadaşlarla da ben WhatsApp üzerinden, ben yani yurt dışında derken Avrupa'nın başka bir ülkesindeyim. Normalde Almanya'dayız da şu anda başka bir ülkedeyim. Ondan sonra Türkiye biraz yakın bir ülke. Karadeniz'in karşısına geçtiğiniz zaman. Bunu arkadaşlarla WhatsApp üzerinden de değerlendirmesini yaptık. Bu şekilde tavsiyelerimiz oldu. Herkese bol şans diliyoruz. İzmir'le ilgili de İzmirli olan hemşehrilerime de selam ediyorum buradan. Yakında geleceğiz, görüşeceğiz inşallah. Bakalım. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Şanlıurfa var. Onu mutlaka notunu alın, izleyin arkadaşlar. Lütfen beğen yapmayı unutmayın ve üye olmayı da unutmayalım. Herkese şimdiden bol şans diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.